Tüm kitap dostlarımıza öncelikle merhaba. Ben Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nazire Kahraman. 2020'nin ne yılda ama diyeceğimiz bir yıl olacağı ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda iyi ya da kötü en çok hatırlanan hikayelerimizi içereceği şüphe götürmez. Modern zamanlarda belki de ilk kez tüm dünya aynı anda aynı hisleri, benzer kaygıları yaşadı. Şimdi yeni bir yılın eşiğinde gelenin gideni aratmamasını diliyoruz. Umutlanmak için bir dolu sebebimiz var. Evde, işte, ekran başında, bahçede, sokakta, hastalıkta, sağlıkta, yeni bir yılda. En kadim ve ruhumuza en iyi gelen yoldaşımız kitap hep yanı başımızda. Şimdi sizleri kitap okuyan insanlarla tanıştıracağım ve benim değerli öğrencilerim. Hayat ancak böyle insanlarla bir araya geliyorsan yaşanmaya değer olur. Ve şimdi sözü onlara bırakıyorum. Herkese merhabalar. Ben 9. sınıfından İncilay. Bugün sizlere Ben Bir Kız Şair'in Pete isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Pete'yi okuduğum zaman beni çok etkileyen bir kitaptı. Sizleri de etkileyebileceğini düşündüğüm için önermek istedim. Pete'in konusundan biraz bahsetmek gerekirse, aslında beyin felciyle doğan ama doktorların yanlış tanısı sonucunda zihinsel engelli kabul edilen bir çocuk Petey. Ailesi küçük yaştayken onu bir bakım evine veriyor. Bu bakım evinde her şeyden mutlu olmaya çalışan yapısıyla çevresindekilerin dikkatini çekiyor. Sevdiği bütün insanlar istemeyerek de olsa onu terk ediyor ve Petey bir daha asla birilerini sevmemeye karar veriyor. Yaşlanınca bir huzur evine gönderiliyor. Bu huzur evinde Trevor Ladd adında bir çocukla tanışıyor. Siz kitabın geri kalanında Trevor Ladd ve Petey'in arkadaşlığını okuyorsunuz. Umarım beğenirsiniz. Merhaba, ben 9B'den Huriye Eda. Bugün size Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından biraz bahsedeceğim. Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı üzerine yapılan ilk romandır. Roman kahramanlarından Peyami'nin Cebeci Hastanesi'ndeki beynindeki kurşunun çıkarılması için yapılacak ameliyatı beklerken yazdığı anlardan oluşmuştur. Eser yaşanmış olaylara dayanan gerçekçi bir romandır. Eserde coşkulu bir dil kullanılmıştır. Canlı betimlemelere yer verildi. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ben okurken çok zevk aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 9A sınıfından Ayşe Güvenç. Bugün sizlere severek okuduğum kitabı tanıtacağım. Kitabımın adı Kaçırılan Çocuk. David annesini ve babasını genç yaşta kaybettiği için başka kentte yaşayan amcasının yanına gider. Amcası zengindir fakat David'in üzerinde kötü planları vardır. Çünkü asıl servetin sahibi David'dir. Kitapları nerede? Ben 9A sınıfından Ayşe Gürbeç. Bugün sizlere severek okuduğum bir kitap sunacağım. Kitabın adı Çanakkale 1915. Kitabın konusu Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerin mücadelesi, aynı zamanda Türk milletinin fedakarlığını anlatan bir kitap. Ben severek okudum, sizlere de tavsiye ediyorum. Kitap dolu günlere. Selam, ben 9A sınıfından Eda Nur İşçi. Bugün size iki tane kitap önerim olacak. Bu kitaplardan birisi Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanı. Kitabın konusundan biraz bahsetmem gerekirse, Zehra isminde merhamet ve acıma duygusunu yitirmiş genç bir öğretmenin bu duruma gelene kadar babasının sorumlu tutması ve babasının ölümü üzerine gittiği İstanbul'da ona babasının dinlerini vermeleri ve bugünlükte babasının gerek iş ve sosyal hayatını yazması ve Zehra'nın kendi hayatını düşündükçe babasının gözünden farklı bir pencereden hikayeye bakması ve hikayenin değişimi anlatılıyor. Bu kitap bize ders verir nitelikte. Çünkü bu kitapta insanları dinlemeden yargılamamamız ve ön yargılarımızı aslında biraz kırmamız bize özetlenerek anlatılıyor. Umarım okursun. İkinci kitabımız ise İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Bu kitabı da önermek istedim. Çünkü ben bu kitabı hep ara ara bakarım, hatta işaretlediğim yerler de var. Bu kitap bir yere nerelere gidebileceğimiz, gittiğimiz yerlerde neler yapabileceğimiz. Hani onları geçtim. İlber Ortaylı'nın gözünden ve tecrübelerinden bir ömrü nasıl yaşayabileceğimiz. Kısaca böyle anlatılıyor. Yani her konudan bir şeyler var. Kesit kesit tabii ki hayat bakımından, hayat genel olarak bakarsak. Bu kitap İlber Ortaylı'nın tecrübelerini bize aktardı. Ben arada bakarım. Umarım siz de okumakta bulursunuz. Kitaplar bizim en yakın dostlarımız olmalı her zaman. Umarım siz de hayatınızda kitaplarla dolu bir anı geçirirsiniz. Ben 9 yaşımından Meryem Yalçınkaya, Emre Gül'ün Güneş Söndürmem Gerek kitabını okuyorum. Bu kitapta Umut diye bir kızın mükemmele yakın hayatı
yaşadığı gerçekler sonucu, yaşadığı olaylar sonucu değişiyor. Bence hocam okumalılar arkadaşlarımız. Çok güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 9. sınıfından İlayda Can. Bugün sizlere Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu Değirmen adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap 137 sayfa. 1935 yılında yayınlandı. Kitabın içinde 16 tane farklı hikaye var. Ve bu hikayelerin de yani ortak yönü mükemmel bir şekilde kaleme alınması ve konuları bambaşka birbirinden. Kitap sizde iz bırakabilecek bir kitap. Her hikayenin sonunda ders çıkarabileceğiniz bir şeyler oluyor. Kitabın konusuna gelecek olursak içinde aşk, ümitsizlik, umut gibi konuları, bambaşka konular içermekte. Ve hayat dersi verebilen bir kitap bence. Okurken sıkılmayacağınıza eminim. Yani sıkılmazsınız herhalde. Yani ben sevdim kitabı. Siz de inşallah okursanız seversiniz. İyi okumalar. Merhaba arkadaşlar. Ben 9B sınıfından Tuğçe Kaçmaz. Bugün sizlere okuduğum bir kitabı anlatacağım. Kitabımın ismi Bülbül'ü Öldürmek. Harper Lee tarafından yazılmıştır. Kitabım ırkçılığa karşı yapılan haksızlıkları ve adaletsizliği anlatmaktadır. Kitabımdaki o olay bir zenciye karşı yapılan haksız suçlamalar üzerinden anlatılmaktadır. Kitabım bir çocuk ağzından anlatılmıştır. Kitap benim çok hoşuma gitti. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Hepinize merhaba. Ben 9B sınıfından Melike Küçüköy'e bugün size okuduğum kitapları anlatacağım. Öncelikle benimle asla tanışamayacaksın ilk kitabımın adı. Lee Thomas tarafından yazılmış bir kitap. Konusu şöyle, iki tane tuhaf hastalıkları bulunan çocukların mektuplaşmasıyla geçiyor. Bir tanesinin elektriğe alerjisi var, diğerinin ise gözleri yok. Bu ikisi mektuplaşmasıyla geçiyor. Hafif hüzünlü bir kitap, yani benim severek okuduğum bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim. İkinci kitabım ise Dedemin Bakkalı, Şahin Çarkacı tarafından yazılmış bir kitap. Konusu şöyle, küçük kız çocuğu dedesinin bakkalında çalışmaya başlıyor ve yetişkinlere karşı edindiği tecrübeleri anlatan bir kitap. Eğlenceli bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. İyi okumalar. Evet arkadaşlar, ben 9. sınıfından Osman Kanlı Teker. Okumuş olduğum kitap Erik Ağacı. Kitabın konusu ise 1938 yılında başlayan 2. Dünya Savaşı anlatılmaktadır. Yazar burada annesinin görüp geçirmiş olduğu 2. Dünya Savaşı'ndan bahsetmektedir. Güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. İyi günler. Hepinize merhaba. Ben Finike Erol Nuri İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Asaf İkiz. Bugün sizlere okumuş olduğum bir kitabı tanıtacağım. Kitabımın adı Vahşetin Çağrısı. Yazarı ise Jack London. Çevirmeni Levent Cinemre. Kitabımdan kısaca özet geçecek olursak, kitabımda Bug adında bir köpek var ve bu köpeğin yaşadığı maceralar, olayları anlatıyor bu kitap. Ben bu kitabı çok beğendim. Zaten dünya klasiklerinden olan bir kitap. Ben bu kitabı okumaları için herkese de tavsiye ederim. Ben 9A'dan Büşra. Ömer Güngör'ün İnsan Değiller kitabını okuyorum. Kitabın konusu 3 yıl önce babasını uçak kazasında kaybeden Özkan'ın kabuslar görmeye başlamasıyla babasını arama çabasına girmesi. Kitap macera kitabı, okumanızı tavsiye ederim. Ben 9A'dan Aydeniz, Mehmet Rauf'un Evli kitabını okuyorum. Kitapta Süreyya ile evli olan Suat'ın evliliğinde yaşadığı mutsuzluğu anlatılıyor. Kitaplarla dolu bir gün dileğiyle. Merhaba arkadaşlar, benim adım Kevser Bilgin, 9C'den. Size iki tane kitap tanıtımı yapacağım bugün. İlk kitabımız Olasılık Sınırı yazarı Adam Faber, Empati adlı kitabı. Bu kitabın konusu psikoloji. Bu kitapta en çok sevdiğim yön, farklı kelimeler var ve bizi araştırmaya yönlendiriyor. Bu yüzden bu kitabı çok seviyorum. Bir insan sürükleyen bir kitap. İkinci kitabımız Livaneli'nin Serenat kitabı. Burada yazdığı gibi bu kitap da gerçekten okurlarını büyüleyen bir kitap. Kitabın konusu aşk. Ve bu kitap gerçekten insanı ağlatıyor. Kitap dolu günlerle. İyi günler.
Ben 9C sınıfından Nisa, Dostoyevski'nin Yeraltına Notlar kitabını okudum. Çehov tarzı bir hikaye. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 40 yaşındaki adamın bunalımların çıkmazlarını anlatıyor. İkinci bölümde ise bu adam gençken farklı düşünceleri olduğu için arkadaşlar tarafından dışlanıyor, alay ediliyor ve bunun acısıyla bir gün sokakta yürürken Liz adlı bir hanımefendiyle karşılaşıyor ve bundan intikam almak istiyor. Sonra bu kadına aşık oluyor ve her şey başlamadan bitiyor. En sevdiğim cümle ise bu kitaptaki, hangisi daha iyidir? Kolay elde edilmiş mutluluklar mı, yoksa insanı yücelten acılar mı? Çok genç ya da yaşlı olabilirsiniz. Kız ya da erkek. Paralı ya da parasız. Adınızı bile bilmiyorum. Bütün bu bilinmeyenler arasında bildiğim tek şey dostlarımdan biri olduğunuzdur. Ha bir şey daha biliyorum. Kendinizin de dostusunuz. Çünkü kitap okuyorsunuz.